Orhan Bursalı, çivisi çıkan toplumlar ve ülkemiz. Toplumun derinliklerinde neler olduğunu anlamak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter adresini izleyin. Çeteler toplumu tabanda ele geçirmiş. Narko operasyonunda 109 kilo kokain. Bilişim sistemleri üzerinden suç işleyen İstanbul merkezli 10 kentte örgütlenen 21 kişi. Çocuk müstehcenliği ve tacizi için dijital medyada örgütlenen 35 kişi. Kafes 32 operasyonunda suç örgütü elebaşısı ve 11 çete mensubu. Sonra sahte içki üreticileri. Göçmen kaçakçılığı yapan hemen her ilde onlarca örgüt mensubu. 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapanlar. Çember operasyonunda aranan 3209 kişi. Başka bir operasyonda 59 torbacı. 20 ilde uyuşturucu imalathanesi basıldı, 163 kişi yakalandı. 236 yabancı suç örgütü mensubu yakalanmış ve Antalya'da sahile 9 ceset vuruyor. Cinayetlerden ve benzeri bahsetmiyorum ve yerli kayanın 15 günlük hesabından aktardıklarım. Bu arada hırsızlıklar, soygunlar vesaire. Gırla. Aslında size çivisi çıkmış Ekvador ve Haiti örnekleriyle başlayacaktım ki bizim toplum öne çıktı. Şimdi Haiti. Bu tatil ülkesinde çeteler neredeyse tüm toplumu ele geçirdi. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'i çeteler ablukaya aldı. Başkentin Solino mahallesi, günlük kuşatmanın merkez üssü haline geldi ve yaklaşık 24 kişi öldürüldü. Çetelerin başkentte %80 egemenliği var. Geçen yıl, ülke genelinde çeteler tarafından 4000 kişi öldürüldü ve 3000 kişi daha kaçırıldı. Geçici Haiti Başbakanı Ariel Henry, BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen Kenya liderliğindeki çok uluslu bir askeri güç planı da dahil şiddeti bastırmak için uluslararası yardım istedi. Güvenlik Konseyi bir yıllık bir kuvvet gönderilmesine karar verdi. Çete üyeleri fidye için sivilleri kaçırıyor, çatılardan ayrım gözetmeksizin sivillere saldırıyor, kadın ve çocuklara tecavüz ediyor. Şiddet olayları 130 binden fazla insanı evlerinden etti. Çetelerin ABD'den getirdikleri silahlar polisin gücünü aştı. W, Post, Haiti onlarca yıldır saran yoksulluk ve işlevsizlik, son yıllarda çöküş halindeki bir ülkeye dönüştürdü. Ekvador cinayet ülkesi. 2002'de Barış Adası ilan edilen Ekvador sadece 5 yıl önce, 100 bin kişi başına şiddet sonucu 6.7 ölüm oranıyla hala Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biriydi. Bugün 45 ölüm oranına yaklaşıyor. Ülke, Suriye, Irak ve Afganistan'ın yanı sıra dünyada en şiddetle kavrulan 11. ülke. Suç lideri hapishaneden kaçırılıyor, bir TV basıyor ve bildiri okuyor. Parçalama ve baş kesme gibi vahşetlerin ayrıca köprülerde ve diğer halka açık yerlerde uzuvsuz cesetlerin ve hayati organların teşhir edildiği canlı internet yayınları yaygınlaştı. Hatta ülkede cezaevlerinde yaşamak sokakta yaşamaktan daha güvenlidir deniyor. Yoksulluk, işsizlik ve eğitim fırsatlarının eksikliği nedeniyle çeşitli mafya grupları için suikastçı olarak çalışmak üzere kolaylıkla işe alınan yüzlerce genç. Ekvador bir narko devletine dönüşüyor. Kara para aklama açısından cazip olan dolarize ekonomi. İşsizlik, artan eşitsizlik ve gelişmemişlik. Kolombiya ve Meksika'dan bahsetmiyorum bile. Latin Amerika uzun zamandır gelir ve zenginlik açısından dünyanın en eşitsiz bölgesi oldu. Ancak bu eşitsizlik son yıllarda daha da kötüleşti. Brezilya'nın en zengin %1'i, 2006'daki %45 seviyesinden 2021'de ülkenin servetinin %47 sine sahipti. En üstteki %0,01'lik kesimin servet payı %12'den %18'e yükselerek artış daha da büyüdü. Latin Amerika'nın çöküşüne şuradan bakın ABD'ye göç, Avrupa'ya göç, Türkiye'ye göç. Yeryüzünde düzenin çivileri çoktan çıktı ve terör ile narko devletleri oluşmaya başladı. Şimdi başa dönün ve bizim toplumun nasıl ve neden her açıdan örgütlü bir suç toplumuna dönüşmeye başladığını tartışmayın.